Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Gülüm mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl değerli bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler soracak olursanız hamdolsun. Sabah Ramazan doktora götürdüm. Baktım unum bitmiş. Hemen şöyle unumu size göstermek istedim. Teksinin unu arkadaşlar. Sürekli unum soruluyor. Yeni gelen takipçilerim de herhalde onlara da soruyor. Öncekiler çünkü sürekli göstermiştim kabını. Ben böyle eğer fabrikaya gitmezsem normal marketlerden böyle kartonun içinde alıyorum. Kağıdın içinde. 4 kilosu 22,5 TL'ye aldım bunu arkadaşlar sabah. Hemen hastanenin yanındaki bir marketten aldım. Böylelikle unumu da göstereyim dedim sizlere. Teksinin unu şuradan çok amaçlı baklavalık böreklik diyor arkadaşlar. Ben hepsine bunu kullanıyorum. Poğaça, börek ne yaparsam bu unu kullanıyorum. Buradan unumu da gösterdim. Ben şimdi su böreği yapacağım arkadaşlar. Diyeceğiniz ki Gülap'la, gerçi yazan pek çok, Allah hepinize razı olsun. Gülap'la kendini yorma, çok yoruluyorsun diyenler var aranızda. Allah bin kere razı olsun. Arkadaşlar şimdi takipçilerimi de şeyde bırakmak istemiyorum. Çok siparişim var. Bugün, dünkü giden baklavam gerçekten nişan için gitti. Kız istemeye gideceklermiş. Bugün gidecek su böreğimde gene kız istemeymiş. Allah güzel yerlere nasip eder yaptıklarımı. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar arkadaşlar. Ben de mutlu oluyorum böyle duyunca. Bu da İstanbul'a gidecek. Bugün yapacağım, göndereceğim. Kız isteme cuma günü olacakmış. İnşallah hayırlısıyla olur. Allah mutluluğunu buradan daim etsin. Buradan selam gönderiyorum Ayşe bacıma da. Aysel bacıma pardon. Hemen tarifime geçeyim arkadaşlar. Tabii ben bunu şimdi eleyeceğim. Yeni aldığım için eleyeceğim. Ondan sonra malzemelerimi şuraya koyup hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evet canlarım, hemen şöyle unumu elemeyle başlayayım. 5 bardak un kullanacağım. Daha doğrusu 5 bardak unu eleyeceğim. Ne kadar giderse için arkadaşlar. Son bardağımızı kontrollü bir şekilde dökecek. 4 şöyle bir bardak koyayım. Burada 6 tane yumurtam var arkadaşlar. Yumurtalarımı döktüm. Benim kattığım içine sadece yumurtayla tuz arkadaşlar. Bir de unumu katacağım. Başka bir şey katmıyorum. Gerçekten hamur o kadar güzel oluyor ki. İncecik, yırtılması olmuyor. Lezzeti çok güzel. İçine sakın su veya başka bir şey katmayın. Sadece yumurta ve tuz yeterli oluyor. Şöyle tuzumu da ilave edeyim. Yumurtalarımı güzelce çırptıktan sonra, çırpıcı kullanmadım, elimle de çırpıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Beş bardak unumuzu eledik. Geri kalanı şöyle azar azar dökeceğim. Biraz yoğurum arkadaşlar. Çok da sert olmasın hamurumuz. Yağlı hamur olmadığı için elimize yapışacak. Onun için biraz uğraştıracak ama fark etmez. Her türlü hala hakkından gelecek hamurumuzun. Ben bunu şimdi hızla yer alacağım arkadaşlar video çekimini. Arkadaşlar ben oturdum bile Ramazan'la. Otur. Nereye gidiyor? Yine kaçıyor yanımdan. Oraya oturma. Şuraya otur annem. Oraya kuruyor. Yanımda bana şenlendirsin. Hacı konuşsun. Arkadaşlar televizyon izliyor sürekli. Dersini bitirdi. Öğretmenimiz test kitabı vermişti. Onun birini bitirdi. Bir de ek kitapları vardı. Ondan artan birkaç sayfalar vardı. Onları da yaptırdı. Öğretmenimiz cuma günü bakacak. Bunların daha şeyi var. O
okulları cuma günü bitiyor arkadaşlar. Karnelerini aldıran mı? Neydi Ramazan, bir iki hafta gittiğiniz? Neyle gidiyordunuz? Unuttum, adını getirmedim. Telafi değil mi? Telafi. Telafi. Kayıp kurnelerine telafiyle yapıyorlar. Hem de eğleniyorlar arkadaşlar okulca. Çocuklar iki grubuydu. Gruplar birleştirdiler. Şimdi arkadaşlar hepsine görüşüyorlar Ramazan gibi. Artık etkinlik yapıyorlar çoğunluğunda. İşte diyor mu, eğlence değil. Şimdi ben hamurumu bir saatten fazla dinlendirdim. Geri kalan işlerimi bitirdim. Gayet güzel rengi falan sapsarı oldu. Sırf yumurtayla yoğrulduğu için arkadaşlar. Şöyle temiz çerçevemi serdim oraya. Sofra bezimi. Bunları serdikçe orayı örteceğim. Üzerine geri kapatacağım. Şu fazlalığını bu tarafa verdim arkadaşlar. Yüzü kurumasın. Suyumu da ocağa koydum. Suyum da kaynıyor bir tarafta. Yok anne, bu su böreği. Çocuk açmamı böyle böyle şey. Sipariş. Nasıl gireyim seni? Nasıl iyi konuşuyor? Ramazan biraz daha sıra arkadaşlar. Boğazı çok ağrıyor, öksürüyor. Sabah doktora koyduk ama doktor da hastanede yokmuş. Ameliyat günüymüş. Onun için geri geldik. Artık inşallah Allah'tan kısmet olsa yarın sabahtan erkenden gidecek. Randevu da alamıyor. Randevu sistemi de kapalı. Nasıl bir şey anlamadık. Bu su böreği İstanbul'a sipariş gidecek. Tamam. Aysel ablamıza gidiyor. Keşke ben de seviyorum. Ana. Ramazan bu arada su böreğini çok seviyor. Baklavayı da seviyor. Sevdiklerini yiyor, sevmediklerini sevmediklerini. Baklava yine yiyor canım da. Öbürler hiç yemiyor. Keşke baklava gibi yesem, o bir kere kalan zeytinler, meyveler gibi. Çok da hızlı açmıyorum arkadaşlar. Kenarı şey hep bir olsun. Kenarlar da ince olsun. Hamurumuz ipek gibi açıldı incecik. Şimdi arkadaşlar ben bunu sereceğim. Şöyle soframın üzerine, siz de öyle yapın. Onu da göstereyim. Hepsini açacağım son bir yumağım kalana kadar. En son yumağım kurumasın diye onu açmayacağım. Şöyle serip üzerini tekrardan sofra bezinizle şu şekil kapatın arkadaşlar. Kurumasın. Yoksa böyle kırık kırık oluyor suyun içine kattığımızda. Böyle daha güzel oluyor. Siz de böyle yaparsınız inşallah. Evet arkadaşlar, suyum kaynamak üzere. Ben şöyle bir tane açtım. Hamurumu en alt katına serdim. Haşlamada serdim arkadaşlar. Bunu şöyle yakından biraz çekip size doğru göstereyim. İlk yufkamızı haşlamadan serdik. Bunun üzerini şöyle yağ gezdirelim arkadaşlar. Yağımızda bunda ben biraz tereyağını az koydum. Az derken yine var ama çoğunluğu çok tereyağı koyuyordum. Tereyağı kokusu ağır oluyor dediler. Biraz da sıvı yağını fazla koy. Şimdi ben yarı yarıya koydum. Yarı yağ tereyağı, yarı yağ sıvı yağ koydum arkadaşlar. Hemen şöyle alt kadememizi yağladıktan sonra bunu hemen şu tarafa alıp suyum yanında hazır olsun. Kaynamaya başladı. Suyum şöyle, tuzum var. Tuzumu da attım. Tuzunuzu unutmayın arkadaşlar. Bol tuz olsun. Hiçbir şey olmaz. Yoksa çabuk erir. Hamurumuz içinde tuz koymayı unutursanız. Suyum gayet güzel kaynıyor. Ben hemen ilk hamurumu
Tekrar da şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın mutabık etmesin. Hemen suyuma salıyorum arkadaşlar. Ben her zaman olduğu gibi yine süzgeçimle. Süzgeç gerçekten çok iyi oluyor arkadaşlar. Eliniz ayağınız hiç yanmıyor. Direkt kendi çıkartıyor. Birden 20'ye kadar sayın. Ondan sonra içinden alabilirsiniz. Şöyle gezdirelim. Açıkta şeyde kalan yeri varsa. Görüyorsunuz. Kendiliğinden süzgecimizin içine girdi. Şöyle gelgan suyunu da sızdıralım. Hemen soğuk suyumuzu içine gönderdik arkadaşlar. Şöyle güzelce. Acaba bu tarafım benim az mı gözüküyor? Telefonumu şöyle biraz daha yakına getirip daha güzel çekmek istiyorum. Canlarım şöyle göstereyim. Görüyorsunuz inceliğini. İpek gibi hamurumuz. Suyu da sızdıktan sonra tepsimi hemen bu tarafa alıp dediğim gibi hiç yırtılma olmuyor. Hiç korkmayın hamurumuzdan. Sapsarı. Şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bayram da yaklaşıyor. Hepimizin yapacağı evimizde su böreği, baklava. Ondan sonra değil. Yaprak sarması. İkramlarımız bizim. Yaprağa gelecek şekilde güzelce yayalım. Fazlalıklarını şöyle ortaya verelim ki bombeli olsun arkadaşlar. Hamur o kadar kaygan ki zor çekiyorum. Yapışıp kalıyor nereye koyarsam. Önemli olan şu kenarlarını dolduralım. Hemen bu şeyimizin üzerine, hamurumuzun üzerine yağımızı sürelim. Gayet güzel oldu yerleştirmemizde. Şurası azıcık toplu kaldı mı? Ben onu açacağım uğraşa uğraşa. Evet, yayıldı. Hemen yine yağımı şöyle getirip üzerine, çok yağlı yapmayın arkadaşlar. Zaten bu pişerken yağsını geri kusuyor. Yani böyle az gibi görüntüne bakmayın. Hamurumuz hiçbir birbirine yapışmıyor. Hamur olma hiç ihtimali yok. Yeterli bu kadar. Hemen şöyle alalım kenarımıza. İkinci yuvamı da getirip bu su böreğini yaparken arkadaşlar ayağım çarptı. Bu su böreğini yaparken yanında birinin olması lazım. Gerçekten. Tek başına zor oluyor. Oraya koş, oraya koş. Şöyle yavaş yavaş yine indirelim içine. Bir de benim mutfak alanım çok dar orta. Şöyle gezdirelim arkadaşlar. Yırtılması hiç korkmayın. Birbirine yapışmasın. Koşturacağım diye düşecektim. Allah korusun.
Halimi görseniz gülersiniz vallahi. Oradan oraya koşturuyorum. Bu tripodum ayaklar o kadar açık ki arkadaşlar. Orayı fark etmedim, ayağım çarptı. Yeterli. Ben birden içimden sizinle konuşayım ama birden de 28-30'a kadar sayıyorum. Tam yeterli oluyor. Şöyle suyumuzu aktaralım fazlasını. Şöyle arkadaşlar hamurumu yakından göstermek istiyorum. Görüyorsunuzdur inşallah. Elim öne geliyor ama dediğim gibi kameraya koyacak yerim yok. Şöyle İpek gibi gayet başarılı bir su böreğimiz oluyor. Şimdi şöyle ucundan tutalım, yukarıya doğru çekelim. Hemen tepsimizi yine peynirin üzerine alalım arkadaşlar. Bir tanesini böyle bütün koyuyorum. Bir tanesini böyle bütün koyuyorum. Bütün seriyorum arkadaşlar. İkinciyi şöyle ortadan bölüyorum. Şu şekil. Şu kısmını kenarlarımızda şey olsun diyerek kenarlara getiriyorum. Fazlalığını. Şu şekil serelim. Burası fazlası bu tarafta. Sevmem daha kolay olur tarafta. Şöyle hemen atarak birbirini böyle toparlıyor. Ayrıntılı gösteriyorum ki arkadaşlar, siz de yaparken panik olmayın. Döşememiz bile önemli. Bir tarafı güzel kabardığı zaman bir tarafında çökme olur eğer bir tarafı az olursa hamurumuzun. O yüzden ona da önem veriyorum. Her tarafın kalınlığı aynı olsun diye. Şimdi tekrardan her katımızın arasına yağımız mutlaka olması lazım. Arkadaşlar. Dört katımın arasına peynirimi koyacağım. Peynir aşamasında göstereceğim. Ondan sonra dört katını üstüne koyacağım. Zaten 8 tane yumağımız vardı. 8'ini açtım. Bir tanesi kaldı. 7'sini açtım. En sonunu açıp içine koyacağım. Hemen şöyle kenara alın. Hemen şu hamurumu da içine şöyle yavaş yavaş bırakayım. Şöyle süzgecimle yine gezdirip birbirlerinin üzerine yapışmasın. Yapışana da varsa şöyle yaptım. Açılıyor zaten arkadaşlar. Suyun içinde gezdirin. Hiçbir şey olmaz. Korkma abla ben yapamıyorum diyenler var. Vallahi çok kolay. Bunu baklava gibi de değil arkadaşlar. Bunun hamuru küçük açılıyor. Hemen şurada da 900 gram köy peynirim vardı. Tam biz orayı nasıl yapıyorsak dükkanı sattığımız yerdekini aynısını yaptım arkadaşlar. Hiç değişik fazla bir malzeme katmıyorum. Gayet güzel oldu. Peynirimizi de üzerine koydum. Hemen şöyle.
Suyunu çok sızdırmasın. Bu soğuk suyumu, suyunu iki kere değiştirdim. Soğuk suyumu çabuk ısıtıyor. O yüzden suyumu biraz daha dökmek için bayağı bir uğraşıyorum orada da. Eskiden çamaşır yıkardık. Kapımızın önünde su vardı. Böyle aklıma o geldi. Şeylerin içinde oynatınca. Katlarımız her tarafa gelecek şekilde. Umarım çok da küçük açmadım arkadaşlar. İnce olsun diye büyük açtım. Şu kenarlarını düz koyduktan sonra şu şekil, şu bombelerini ortaya şöyle getirin. Böyle şeklinde. Evet canlarım, su yumağı da açtım şöyle. Bu kurumasın diye görüyorsunuz taptaze duruyor. Kurumasın diye en son açıyorum bunu. Hemen suyumu attım. Şöyle gene çevire çevire içinde oynatalım. Suyumuzun sürekli kaynaması lazım arkadaşlar. Eğer suyumuz kaynamazsa içinde böyle bütün alamazsınız. Hamurunuz tamamen erir içinde. Bu da püf noktalarından biri. Hemen şöyle suyumu yanıma getirin. Hocam altını kapattım. Suyumu böyle kenara alın. Hemen şöyle sosta. Son aşamamız. Kenarlarını tamamen açalım. Şu şekil. Bıçağımı şu kenarını şöyle içine koyacağım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, kenarlarını düzelttiğim su böreğimi son yağsını da şöyle üzerine sürelim.
Gayet güzel oldu. Üstüne şeklini de iyi yaptık. Tırtılı tırtılı oldu. Hayırlısıyla inşallah yerine yerleşir zamanında. İstanbul'un bazı yerlerine 2 günde gidiyor. Bazı yerlerine hemen saldığım günü ertesi gün ulaşıyor arkadaşlar. Demek ki uzak yerlerde var. Ben de onun için cumaya gidip ellerinde olması lazım bu böreği. Bugün çarşamba, bugün göndereceğim. Risk almayalım. Bir de arkadaşlar böyle yaptıktan sonra fırında pişerken çok kabarıyor. Fırın ta yukarısına değiyor. Ben o yüzden şöyle bir tane çubuğumla şöyle arasına delikler açıyorum. Bıçakla, bıçağın ucuyla da yapabilirsiniz. Böyle yaptığımız zaman hem güzel pişiyor hem fazla kabarmıyor. Etrafı değdik. Şimdi fırınımız 200 derece açıp direkt atacağım. Pişirmesini bekleyelim. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Ellerimize sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar, su böreğimi çıkarttım. Dediğim gibi o kadar demime rağmen hala şurası şiş, o birazdan iner. Bayağı bir güzel kabara diyemedim de. Kabara pişti. Şöyle inşallah beğenirsiniz değerli takipçilerim. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinize Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.